Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders hoş geldiniz. Coğrafya full tekrar videolarımızda 3. bölümdeyiz. Bu 3. bölüm arkadaşlar dünyanın şekli ve hareketleri. Dünyanın şekli ve hareketleri üzerinde konuşmak gerekirse bu videomuzda önemli konulara değineceğiz ve dünyanın şekli ve hareketleri ile ilgili konuda gizli saklı kalmış bilgileri ve bu çıkmaz ya dediniz ve önemli olan yerlere bakacağız arkadaşlar. Hemen birinci maddemizden başlayalım. Dünyanın geoid olmasının en önemli sonuçları ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından fazla olması, yer çekiminin en az ekvatorda, en fazla kutuplarda olmasıdır arkadaşlar. İkinci maddemize bakarsak dünyanın yuvarlak olmasının en önemli sonuçları Güneş ışınlarının düşme açısı en büyük ekvatorda en küçük kutuplarda olması. Dünyanın dönüş hızının en fazla ekvatorda en az kutuplarda olmasıdır. İki meridyen arası uzaklığın en fazla ekvatorda en az kutuplarda olmasıdır arkadaşlar. 3. Eksen eğikliğinin en önemli sonucu mevsimlerin oluşmasıdır arkadaşlar. 4. Eksen eğikliğinin en önemli sonucu mevsimlerin oluşturulması ve dönencelerinin sınırını belirlemesidir arkadaşlar. 5. Dünyanın yıllık hareketi sırasında güneşe en uzak olduğu an gün ötedir. Yani 4 Temmuz'dur. En yakın olduğu an ise gün beridir. Yani 3 Ocak'tır. 6. Ve bu video için son maddemiz arkadaşlar. Dünyanın yörüngesinin elips olmasının en önemli sonucu mevsim sürelerinin farklı olmasıdır diyoruz arkadaşlar. Dünyanın şekli ve hareketleriyle ilgili ilk kısmı bitiriyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemi ve hızlı ders öğren kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın diyorum ve herkese iyi çalışmalar diliyorum.